Merhaba, iyi günler hanımlar. Bugün ne yapalım dedik, malum havalar serinliyor. Mercimek çorbası yapalım dedik, kırmızı mercimek çorbası. Öncelikle ben kullanacağımız pek fazla malzeme yok ama ben yine bir söyleyeyim. 1,5 yemek kaşığı unumuz var. Yarım çay bardağı çiçek yağı. 1 yemek kaşığı dolusu margarinimiz var. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Ben şu şekilde 3 parçaya böldüm. 1 tatlı kaşığı dolusu tuzumuz. Et suyundan olacak. Ben bulyon kullanıyorum. Baharat olarak sadece üzerine ben 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber, bunu pul biber, acı seviyorsanız acısı olabilir. Ben akşamdan 1,5 su bardağı mercimeğimizi ısladım. Bunun bulanık suyu gidesiye kadar iyice durulamamız lazım hanımlar. Bu çok önemli. O bulanık suyu iyice gidesiye kadar yıkamamız gerekiyor. Evet, bulanık suyu gidesiye kadar iyice mercimeğimizi yıkadık. Komple böyle bir duru su akması lazım yıkanırken. Kaynamakta olan tenceremize mercimeğimizi koyuyorum. İçine 1 tatlı kaşığı dolusu tepeleme tuzumuzu ilave ediyorum. Tuzumuzu niye koydum? Daha sonradan tuz ilave etmeyeceğim ben. Mercimeğimizin iyice erimesini sağlıyor. Mercimeğimizi kaynatırken tuzumuzu biraz bolca koyarsak sonra ilave etmeyiz. Mercimeğimizi blenderdan falan geçirmeye gerek hiç yok. Komple iyice eritiyor. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. İyice eridikten sonra tekrar işlemimize devam edelim. Evet hanımlar, kaynamakta olan mercimeğimiz blenderdan geçirmiş gibi, içine tuzunu fazla koyduğumuz için tabii daha sonra tuz koymayacağım. Bu şekilde pişmiştir. Kenarda dururken diğer tenceremizde yarım çay bardağı sıvı yağını döküyorum. Hafif yağımızın kızmasını bekliyorum. Bir buçuk kaşık unumuzu ilave edip pembeleşesiye kadar kavuruyoruz. Mercimek çorbamızın içine patates, havuç koyan hanımlar da var. Öyle de çok güzel bir tat oluyor ama bana sade bir mercimek tadını vermiyor. Sanki biraz sebzeye kaçıyor gibi. Ben sade böyle mercimekten yapıyorum. Unumuzu iyice pembeleşesiye kadar kavuralım. Unumuz biraz pembeleştikten sonra ben 1 yemek dolusu margarinimizi 3'e bölmüştüm. Şöyle çok az bir şey üzeri içi bırakıyorum. Evet, onu da ilave ettik.
suyumuzun ölçüsünü vermiyorum hanımlar. Çorbamızın kıvamını hepimiz biliyoruz. Soğuk su, özellikle soğuk su koyuyorum. Unumuz topak topak olmasın diye. Az biraz soğuk su. Sonradan çabuk kaynamasını istiyorsanız üzerine sıcak su ilave edebilirsiniz. Evet, az bir miktarda suyumuzu da koyduk, karıştırıyorum. Tuz atmıyoruz. Mercimeğimizi eritmesi için zaten tuzumuzu bolca atmıştık. Püre haline gelip kaynayan mercimeğimizi içerisine boşaltıyorum. Evet, bu şekilde kaynamaya devam ediyor. Bu arada içine bulyonumuzu koyuyoruz. Tavuk değil. Kesinlikle et. Kaynamaya bırakıyorum. Evet hanımlar, çorbamız kaynaya dursun. Pişti. Kalan az bir şey margarinimize, küçük bir kabımıza alıyorum. Çorbamızı kapatalım. Hiç blenderımdan geçirmeden tuzumu bolca attığımız için mercimeklerimiz eridi. Evet, kalan margarinimizi ısıtıyorum. İçerisine toz kırmızı biberimizi attıktan sonra biraz hafif şöyle yanmasını bekliyorum. Dilerseniz çorbamızın içine limon da sıkabiliriz. Mercimek limonu süper oluyor hanımlar. Ben şimdi bunu torunum için hazırladım. Özellikle erkenden. Okula gitmeden içirmek için. Evet. Dileyen acı biber de kullanabilir. Pul biber, acıyı sevenler. Bu kasemizin üzerine çorbamıza değil de evet, pratik bir çorba. Hemen 5 dakikada olan bir çorba. Hepinize afiyet olsun hanımlar. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Abone olmayı unutmayın. Bye.